gerginsiniz bugün. Çok. Çok gerginsin kız. Sakin. Niye sakin değilsin? Ne dedi? Pembeyi bunun üstüne sanıyorum ki gece 4.30 falan. Biz şimdi mola verdik ki yaklaşık 3 saatlik yolum kaldı. Normalde bir şey yemeyi düşünmüyordum ama gerçekten çok acıktım. Midem bulanmasın diye kaşarlı bir tost aldım şimdi. Şu anda Sungur'dayız. Ortalama 3 saatlik yolum var. Epey soğuk burası. Bayağı bir üşüyorum şu anda. Genel olarak nasıl geçiyor yolculuk? Güzel geçiyor şimdilik. Bir 15 dakika sonra molam bitecek. Sonra yola devam. Ankara'ya inince bakalım bize ne bekliyor. Yurda nasıl geçeceğimi düşünüyorum şu anda. Çünkü bilmiyorum. Onu henüz ayarlayamadım. Çünkü iki bavullu otobüsle falan gidemem. Servis bakacağım. Servis yoksa taksi bakacağım. Olay nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Çünkü inince bir de yemek yemem lazım. Tahminimce bavulları MRBT'e teslim edip birkaç saat şöyle bir kendime gelirim. Sonra yola çıkarım tekrar. Çünkü yemek yemek istiyorum inince. Bir de yurt için birkaç market alışverişi yapmam lazım. Hani geceyi geçirebileceğim atıştırmalıkları falan almam lazım. Böyle. Şimdi bir tostumu yiyeyim. Sonra açarım tekrardan. Yola devam sonra. Planladığım gibi gitmedi. Hem çok yorgunum hem ikinci olarak yurda şu an geçmemle ilgili bazı sıkıntılarım var. Hat yok arkadaşlar. Taksiye şu anda binebilirim çünkü bavulum var. Taksiye baktım. Şimdi şöyle yapacağım. Normalde benim fikrim bavulları emanete bırakıp birkaç bir şey alıp yurtta yiyebileceğim, marketten alabileceğim şeyler alıp yurda öyle geçmekti ama emanet dolaplarını hiç beğenmedim. Yani birazcık sıkıntılı duruyordu. O yüzden hep orada takılmak istemedim. Başka çözüm yok şu anda. Vallahi otogardayım. Şimdi buradan atıştırmalık bir şeyler alıyorum. Günü böyle geçireyim diye. Başka çağrı gelmedi aklıma.
Adliye, Hacettepe, Mamak, Hüseyin Gazi taraflarına gidecekler. Tuhaf hissediyorum. Gergin ve tuhaf hissediyorum sadece. Mutlu da değilim zaten. Çok aksilik yaşadım. Belki oturup anlatabilirim bir ara ama gerçekten şu an sadece biraz dinlenip yemek yemek istiyorum. En son gece 3'te bir tost yemiştim. Onun öncesinde bir önceki gün kahvaltı yapmıştım. Yani mutlu değilim genel anlamda. Size o kadar diyeyim. Şöyle, hiçbir işim yolunda gitmedi. Yurda çok zor geldim. 7'de otobüsüm indi. Ben yurda 11'de geldim. Yurt çok sıkıntılı bir yerde. İki bavulla gelmem çok daha zor oldu. Şimdi bir oda arkadaşımla tanıştım. Telefonla konuşmak için aşağı indim. Birazdan işte görüşmelerimi bitirdikten sonra yukarı çıkıp yerleşeceğim. Bu kadar. Şöyle bir zincir bulduk. Bende kilit vardı ama zincirimiz yoktu. Ama dolapların kilitleri kilitlenmiyor. Kilitleri kilitlenmiyor. Cümle biraz tuhaf oldu. Şunlardan alacağız. Bunun izine çıkartmasın. Gençler selam. Ben size kamerayı açamadım ama yurda gittim. Yurttan sonra birkaç eşyamı yerleştirdim. Ama eksiklerim falan vardı. Saat de çok geç değildi. Saat ortalama 12.30 falandı. Yani bugün kadar şey olmasına rağmen saat bir türlü geçmedi. Şimdi o da arkadaşımla birlikte Vega AVM'ye geldik. Birkaç eksiğimiz vardı. En önemli olan şu anda bizim için zincirin olması, dolapları kilitlemek için. İşte duş jeli, şampuan falan, onları da alacağım. Yani yurda çıktıktan sonra tekrar merkeze inmem gerekti. Şimdi bu işleri hallettikten sonra tekrar çıkacağız.